Haberin merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar. Sevgili izleyenler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Erzurum Besiciler Odası Başkanı Sebahattin Bingöl, Erzurum hayvan pazarının yaklaşık 35 yıldan bu yana kadar ruhsatsız hizmet sunduğunu belirterek sahipsizliğin en basit göstergesi bu olsa gerek dedi. Besiciler Odası Başkanı Sebahattin Bingöl, Erzurum ekonomisine canlılık kazandırmak isteyenlerin öncelikle hayvan pazarına el atmasını istedi. Bingöl, büyükbaş hayvancılığın merkezi ve Türkiye'nin kırmızı et deposu olarak görülen Erzurum'da besicilerin sahipsiz bırakıldığını dile getirdi. 35 yıllık bir geçmişe sahip olan hayvan pazarına belediyeler tarafından ruhsat verilmediğinin ve bunun da bürokratların, siyasetçilerin ve besicilerin olumsuz bakış açısını yansıttığını vurgu yapan Bingöl, 35 yıldır pazarın ruhsatı yok. Bu da bürokrasinin, yerel yönetimlerin bizlere bakış açısını net olarak ortaya koyuyor dedi. Erzurum'daki besicilerin en büyük problemlerinin canlı hayvan toplama merkezlerinin bulunmaması olduğuna da değinen Bingöl şöyle konuştu. Erzurum'da hayvan toplama merkezi yoktur. Besiciler kopuk. Erzurum'a en az yüzer kapasiteli 3000 büyükbaş hayvan barınağı yaptırılmalı. Erzurum'da kırmızı et sıkıntısı yoktur. Sadece hayvan toplama merkezi sıkıntısı vardır dedi. Şu an ben her gün de ifade ediyorum. Erzurum'da hayvan barınacak sorunu aşırı derecede fazla. Çünkü hayvan barınacak yer yok. Yani benim param şu anda var ama hayvan barınacak yerim yok. Gari hayvan pazarında malumunuz biliyordunuz 10 bin tane hayvan barınacak yerimiz var. Orada o istimlak olduktan sonra Erzurum riske girdi. Yani et konusunda riske girdi. Şu aşamada bahar üzeri yani şu anda dağda mal otluyor ama etini almamış. Yani şu anda yani eti mümkün değil. Alamıyor da alamıyor. Ancak 8. 15'inde belki olabilir. Yani et Erzurum'da az bir şey burnu kaldırabilir. Yalnız da onu da inanmıyorum. Çünkü besi yok. Yani şu anda beside hayvan yok. Beside kimse ki besi beslemiyor. Evvelden bizim dağlarımızda Çat'ta, Karayazı'ya, Aşkale'ye bazı yerlere gidiyorduk. Gece yarısı fıkır fıkır elektriklerimiz yanıyordu. Çobanların sesi, köpeklerin sesi. Evet, ülkede yaşanan terör olayları esnafı da derinden vurdu. Sevgili izleyenler, Erzurum'da terör olayları sonrasında esnaflar yaz sezonundan yeteri derecede yararlanamadı. Ben ayağım, eğer ben fuşiyi bağlarsamsa benim ayağımdan vursun, göğsümden vursun. Devlete, millete zeval ziyan vermesinler. Vatandaşa niye zeval şey? Ha dışarıdaki, Güneydoğu'daki esnaf niye saklar? Niye hafif basır? Niye o adamların kulağından tutup da getirmiyor? Son aylarda ülkemizde bölücü terör örgütünün yaptığı hain saldırılar sonrası terör belası yine baş göstermişti. Çıkan olaylar sonrasında özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde şehirler arası yollarda yapılan hain saldırılar sonucu vatandaşlar korku nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine gezilerini iptal etmek zorunda kaldı. Hal böyle olunca da yerli ve yabancı turistlerin yolunu gözleyen esnaflar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Dışarıyı bitirsin, içeriği de tek tek toplasın. Bunlara zaman vermesin. Ya ben niye zararını çekeyim? Benden niye Güneydoğu'ya para çeksin? Buna niye esnaf para ceryanı, suyu bir tanesi para vermiyor? Niye vermiyor ki? Bunları şey etmesin. Benden niye vatandaştan çeksin oraya? Biz misak-ı milli bütündür dedik. Vatan millet Sakarya dedik. Bunun için bir parti, bir ocak bağlantısı olmasına da gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Hep dedik ki kardeşiz dedik. Van depreminden sonra bu ülke bütünleşti. Her türlü yardımı götürdü etti. Sokak karışmasın diyor, sokak karışmasın diyoruz, sokak karışmasın diyoruz. Fakat herhalde teröristler ve kalkıp da bazı Kürt kardeşlerimiz aynı fikirde değil herhalde. Biz hep kucaklayıcı olduk. Devletin bölünmez bütünlüğünün gerektirdiğini yerine getirmeye çalışıyoruz ama hep hainlik, hep ihanet, hep hainlik, hep ihanet. İhanet doğuda değil, güneyde değil, ihanet batıda. Anlatabiliyor muyum?
Akdeniz'e bakın şöyle bir kimin elinde. Bugün İstanbul, İzmir, Ankara, Suriyeliler gelmiş buraya. Tamam Ensar'ız, muhacirlere karşı kucak açıyoruz ama bir de şu var. Bir yani bu ırkçı falan bir ifade değil fakat bir milletin genleri bozuk olmayacak. Bizim ülkemizde kalkıp savaş çıksa biz kalkıp ailemizi, eşimizi, çocuğumuzu bırakıp tekrar savaşa gideriz. Doğru mu? Ama adamlar savaşa falan gittikleri yok. Ensar Ensar nereye kadar Ensar? Tahammül noktası gittikçe artık yani son raddeye geliyor. Anlatabiliyor muyum? Bölge halkından ziyade bölge halkının orada gerçekten seçimde bakalım demokratik bir şekilde oy kullanabiliyor mu? Can güvenliği var mı? Bir sonraki seçimde inşallah yani devletin kolluk kuvvetleri gerekli düzeni sağlamakta mükellefler. Ki oradaki kardeşlerimiz kalkıp bir baskı altında ve can güvenliği altında seçim sandığına gitmesinler. Bir an önce buna bir çözüm istiyoruz. Savaşla hiçbir yere gidilmez. Yani bunu biz siyasetçilerimiz olsun, yetkililerimiz olsun çözüm istiyoruz. Yani tabi bu da birliğin beraberliğin biraz da zayıf olmasına kaynaklanıyor. Biraz da halkımızın zayıf olmasına. Yani yine de seçimin bir an evvel yapılması gerek ki yani biraz ülke içi olmasa rahat bir nefes alsın. Tabi bazı siyasi çatışmalardan kaynaklanan olaylarda tabi partilerin birbirine olan muhalefeti durumda bu vaziyete getiriyor. Ama halk da bunu benimsemiyor çünkü ailelerde Lurs şehit aileleri yani olmayacak hadiseler gündeme geldiği için yani Türkiye'nin şehirde olumsuz şeyler oluyor. Turizmi de etkiliyor. Yani mesela ben Batı'da çalışıyorum İzmir'e. Şimdi yola çıkıyorum. Hadi can güvenliğimizi olmayacağını sanıyorum ama inşallah yani tabii o kadar o zayıf da devletimiz o kadar da zayıf değildir yani. Yani Türkiye Cumhuriyeti öyle basit bir devlet değil. Erzurum'da bir taksi durağı, taksisine binen bir şehit yakınının parasının çıkmadığını görünce şehit ve gazi yakınlarını ücretsiz taşıma kararı aldı. Ve körsem ve sağırsam, duymuyorsam gözlerini, tutmuyorsam ellerini, bu seni unuttuğum anlamına gelmesin böyleyle. Erzurum'da bir taksi durağı bir şehit yakınının parasının çıkmadığını görünce şehit ve gazi ailelerini ücretsiz taşıma kararı aldı. Taksiciler aileleri cuma günü şehitlik ziyaretlerinde de yalnız bırakmayarak evlerine servis yapacak. Gazi ve şehit ailelerine devletimiz destek veriyor. Biz de devletimizle desteğine dayanarak bizler de bir taksi şoförü olarak destek vermeyi planladık ve şehit ve gazi ailelerinin kimlik kartlarını gösterdiği takdirde istedikleri yerlere ulaşım olarak ücretsiz bir şekilde ulaştıracağız. Erzurum'un Yıldızkent semtindeki başkan taksi durağı şoförleri şehit ve gazi ailelerini ücretsiz taşıma kararı aldı. Aileleri istedikleri yere ücretsiz taşıyacak olan taksiciler cuma günleri de şehitlik ziyaretinde bulunacak ailelere hizmet verecek. Taksiciler durak arkadaşlarımızla birlikte şehit ve gazi ailelerini ücretsiz taşıma kararı aldık. Bu kararı almamızdaki neden bir gün şehit olan bir kardeşimizin yakını aracımıza bindi. İneceği zaman ücreti çıkmadı. Biz de bundan etkilenerek arkadaşlarımızla birlikte şehit ve gazi ailelerini ücretsiz taşıma kararı aldık. Cuma günleri de şehit aileleri evinden telefon açacaklar, biz onları evlerinden alarak şehitliğe götüreceğiz. Ziyaretleri boyunca onlara eşlik ederek tekrar evlerine geri götüreceğiz. Bunları yaparken de hiçbir talepte bulunmayacağız dediler. Her cuma günü de evlerinden alıp kabristana götürüp şehitlerimizi ziyaret ettikten sonra aldığımız yere ücretsiz olarak bırakacağız. Herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz. Peki bu uygulama ne kadar devam edecek? Biz var oldukça bu uygulamayı devam ettireceğiz. Herhangi bir problem yaşamayacağız. Bundan eminiz. 3 taksimiz var hizmetimizde. 3 taksimizde 7 gün 24 saat sizlere hizmet vermektedir. İlgi oldu. Şu ana kadar 5 şehit ailesini götürdük. Herhangi bir problem yaşamadık. Dediğimiz gibi sözümüzde durduk. Herhangi bir ücret talep etmedik şehit ailelerimizden. Ve devam edeceğiz. Evet, gerçekten bu taksi durağı alkışlanacak bir harekete imza attı sevgili izleyenler. Bu duyarlı davranışın ardından ilimizde hizmet veren bir kahvehane sahibi de yine şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz çay servisi yapma kararı aldı.
Erzurum her zaman duyarlılık konusunda Türkiye'ye örnek olmuştur. İşte bu duyarlı davranışlara bir yenisi daha eklendi. İlimizde hizmet veren Başkan Taksi Durağı esnafları şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz taksi hizmeti verme kararı aldı. Bu uygulamanın duyulmasının ardından bu kez bir kahvehane sahibi aynı duyarlılığı gösterdi. O da bitti dersin. İbrahim Hakkı isimli kahvehane sahibi bundan böyle şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz olarak çay servisi yapacaklarını belirterek alkışlanacak bir duyarlılık örneği gösterdi. Yani şu anda konjonktüründe görünen durum ise şehit ve gazi aileler için kesinlikle bir vefa örneği göstermemizin lazım olduğunu düşündük. Ve iş yerimizin dört bir yanını hem bayraklarımızla döşedik hem de gazi ve şehit aile çocuklarına kesinlikle ücret almayacağımızı taahhüt ediyoruz. Hiç düşünmeden bu kararı aldığını ve halkın kendisine büyük destek verdiğini sözlerine ekleyen İbrahim Hakkı, diğer esnafların da aynı duyarlılığı gösterebileceğini ve şehit gazi yakınlarının her zaman yanlarında olacaklarını açıkladı. İbrahim Hakkı, Vefa isminde işletmelerin sahibiyim. Biz sektöre Vefa ismiyle başlayınca sadece bunun isminde kalmasın diye istedik. Sürekli Vefa örnekleri göstermeye çalıştık. Şehit ve gazi aile çocukları kesinlikle o gurur ve o onur sebebiyle genellikle saklarlar bu durumlarını. Genel arkadaşları olursa arkadaşları söyler ki bizim işte kardeşimizin, bizim arkadaşımızın babası şehittir işte ya da gazi yakınıdır. Onlar söylerler durumlarını. Arkadaşlarının sözleri üzerine bu duruma yaklaşırız. Onların o gururu, o dik duruşu kesinlikle bunu saklar ve muhafaza ederler. Fakat bunu saklamaları ben çok hoş görmüyorum. Çünkü onların babaları veya işte büyükleri bu devlet için, bu millet için kolunu bacağını kaybetmiş veya canını hibe etmiş bizim için. Onların saklaması değil de aslında saklamamaları, onların o madalya gibi göğüslerinde tutmaları daha gurur verici bir durum. Onlara biz de çünkü bir şeyler yaparsak ne mutlu bize. Vallahi bu uygulamayı Allah nasip ettikçe ticari faaliyetimiz boyunca devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çünkü biz bir gemideyiz. Bu devlet varsa biz varız. Bu devlet yoksa Allah hepimize yardım etsin. Artık gemi battıysa hep beraber öleceğiz. Evet, Erzurum'un ne kadar vefalı bir şehir olduğunu görüntülerde de izlemiş olduk. Sevgili izleyenler, geçiyoruz şimdi bir başka haberimize. Büyükşehir Belediyesi kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesi sebebiyle otobüs ya da minibüs bekleyen vatandaşların üşümemesi için akıllı durak sayısını 10'dan 35'e çıkarmak için çalışma başlattı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesi nedeniyle otobüs ya da minibüs bekleyen vatandaşların üşümemesi için akıllı durak sayısını 10'dan 35'e çıkarmak için çalışma başlattı. Kış mevsiminin ağır geçtiği Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi halkın üşümemesi için akıllı durak projesi başlattı. Yazın klimalar sayesinde serin tutan, kış mevsiminin de ise içerisini yerleştiren ısıtıcı sayesinde sıcak tutan camla kaplı duraklara halk ilgi gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından dizayn edilen duraklarda ayrıca otobüs takip sistemi de bulunuyor. Erzurum'dakiler hangi otobüslerin geleceğini sistemden öğreniyor, otobüs ya da minibüs bekleyenler duraklarda cep telefonlarına şarj etme, kardelen kartlarını doldurma olanağından da yararlanıyor. Yetkililer hem semtte bir akıllı durak projesiyle sayının 10'dan 35'e çıkacağını bildirdi. 2011 yılında restorasyonuna başlanan tarihi çifte minareli medrese iki defa ek uzatma süresinin ardından önümüzdeki 4 ay içerisinde hizmete açılacak. Ağustos ayında restorasyona giren çifte minareli medrese iki defa ek süre aldı. İlk aşamada 2015 yılının Ocak ayında bitmesi planlanan ama daha sonra yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle bitiş tarihi Eylül ayına alındı.
medresenin müze olarak kullanılmasına karar verildikten sonra ise bitiş tarihi Eylül 2015 olarak belirlenen zamana yeniden ek süre getirildi ve 2015 yılı sonunda restorasyonu tamamlanacak. Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre çifte minareli medresede yapılan son değişikliklerle beraber yıl sonunda hizmete açılacağı belirtildi. İlk aşamada sadece yüzeysel olarak restorasyon yapılması planlanan çifte minareli medresenin daha sonra tavanının açılır kapanır şekilde olması yönünde karar alındı. Vakıflar Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre açılır kapanır tavan tamamen camdan olacak. Cam tavan yağışlı günlerde kapatılırken yağış olmadığı zamanlarda açık halde olacak. Çifte minareli medrese hizmete müze olarak açılacak. Müzede Erzurum kültürler tarihini betimleyen halı, kilim, şandan, tarihi Kur'an-ı Kerim gibi eserler sergilenecek. Çifte minareli medrese turizm sektörüne ve Erzurum kültürüne katkı sağlayacak. Yapılan restorasyon ve ek düzenlemelerle beraber toplamda 6 milyon TL artı KDV harcandığı belirtildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlerince il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 121 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda sürücülüğünü AB isimli şahsın yaptığı ve yanında HB isimli şahsın bulunduğu çekici ve bu çekiciye bağlı Dorse'de yapılan aramada saman yükünün arasında değişik marka ve miktarlarda toplam 121 bin paket bandrolsüz ve kaçak olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi. Olayın şüphelileri AB ve HB isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı kanuna muhalif suçundan yasal işlem yapıldı. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince aynı tarihte yolcu otobüsünde yaptığı aramada ise aracın Zula diye tabir edilen kısımlarında Samsung GT 1205 marka bataryalı 2783 adet kayıt dışı cep telefonu ile birlikte 2010 paket kaçak sigara ile geçirildi. Şüpheli TY hakkında 5607 ve 5809 sayılı kanuna muhalif suçundan yasal işlem yapıldı. Sağlık alanlarında ön lisans programlarından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından Atatürk Üniversitesi bünyesinde yeni lisans tamamlama programları açıldı. Açık öğretim 3, uzaktan eğitim 3 ve yüz yüze eğitim 2 yoluyla yürütülecek toplam 8 program ile ilgili detaylar en kısa zamanda ilgili birimler tarafından duyurulacak. 2015 yılı lisans tamamlama programlarına başvuru yapan adaylar tercih işlemlerini 25-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında e-devlet şifresiyle yoksis.yok.gov.tr internet sitesinden yapabilecekler. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca yapılacak yerleştirme işlemleri sonucunda üniversitemiz bünyesinde açılan sağlık lisans tamamlama programlarına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 7-11 Eylül 2015 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi tarafından yapılacak denildi. Evet, geçiyoruz Erzurumspor'a. Sevgili izleyenler, ilk hafta bekleneni veremeyen seyircisiz çıktığı karşılaşmadan 1 puanla ayrılarak taraftarlarını üzen Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu hafta Kozan Belediyespor ile deplasmanda puan arayacak. İlk hafta bekleneni veremeyen seyircisiz çıktığı karşılaşmadan 1 puanla ayrılarak taraftarlarını üzen Erzurumspor bu hafta Kozan Belediyespor deplasmanında puan arayacak. Çirkin ve kötü tezahüratının sebep olduğu cezalar sebebiyle hem maddi hem de manevi bakımdan ciddi kayıplar yaşayan Erzurumspor, grupta ikinci sırada yer alan Kozan'dan galibiyet getirerek süreci ters yüz etme peşinde olacak. Tek forvet yanlışının gol arayışlarında kısır döngü oluşturduğu Erzurumspor, geçilen sezonda olduğu gibi bu sezonda forvetse de bir takım görüntüsü verdi. Önceki sezonda Turhan Özyazanların Oltan Karakullukçu'yu kenarda bekleterek tek puana razı oyun anlayışını yeni teknik direktör Besim Durmuş da sahneye koydu. Sefer Sever'in gidişi önceki sezonda Aykut Çakay gibi kenardan top taşıyarak yaptığı ortalarla rakip takım defansını dağıtan forvet oyuncusunun bulunmayışı Erzurumspor'u yine gol atmakta zorlanan bir takım görüntüsüne soktu.
geçen sezon bir puan olsun benim olsun yanlışında ısrar eden ve Erzurumspor'u şampiyonlukta neden öz yazanların yanlışları Besim Durmuş versiyonunda da devam ettirildi. Mavi beyazlı ekip son 5 sezondaki ilk maçların tümünü evinde oynadı. Erzurumspor son 5 sezonda çıktığı ilk maçlarında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 2011-2012 sezonunun ilk maçında Anadolu Üsküdarspor ile karşılaşan mavi beyazlı ekip maçtan 2-0 yenik ayrıldı. Ekip bir sezon sonraki ilk maçında yine evinde oynadığı maçta Maltepespor ile 1-1 berabere kaldı. 2013-2014 sezonunun ilk karşılaşmasında Elibol Sandıklıspor'u Fatih Arat'ın attığı golle 1-0 yenen takım, geçilen sezonda ise Ayvalık Gücü Belediyespor'a 1-0 yenildi. Erzurumspor bu sezonda sezonun ilk maçında Yeşilbursa ile 1-1 berabere kalarak iç saha takıntısını devam ettirdi. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Sevgili izleyenler, daha fazla haber ve ayrıntı Kanal 25'in Facebook, Twitter ve internet sitesinden bulabilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.